Merhaba, Altın Portakal Sinema Okulu için yaptığım söyleşilerde bugün yakın zamanın çok değerli yönetmenlerinden dördüyle birlikteyiz. Zeynep Dadak, Serdar Kökçeoğlu, Ruken Tekeş ve Deniz Sortum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ilk önce madem yönetmenlerimizin isimlerini alfabetik olarak saydım, en son olarak Ah Güzel İstanbul belgeseliyle geçtiğimiz sene Altın Portakal'daydı Zeynep Dadak. Zeynep, Ah Güzel İstanbul süreçlerini aslında çok konuştum biliyorum. Ancak bize kısaca bir bahsedebilir misin? Nasıl ortaya çıktığından? Bir seyahatnamenin sana sunuluşundan ve onun sana yarattıklarından ilk filizlenmesi çıktı, öyle değil mi? Evet, dediğin gibi aslında Ah Güzel İstanbul'un yolculuğunu seninle de çok konuştuk. Hatta Antalya'da çok güzel bir söyleşi yapmıştık. Ama benim için yani Ah Güzel İstanbul'un yolculuğunun festival kısmı da oldukça yani hem çok zor hem de özellikle Türkiye'deki yolculuğu ilginç oldu. Burada Serdar ve Deniz özellikle filmlerimizin aynı anda çıktığı ve Eytan'ı da eklemek lazım belki. Eytan İpeker gibi. Tersinden oradan başlamak istiyorum. Yani biz mesela aslında belki de birbirimizin film yaptığından bile çok haberdar değildik bu süreçte. Ya da işte bazı yerlerde yollarımız kesişti. Eytan İpeker hem Serdar'ın hem benim filmimi kurguladı. Ve ilginç bir şekilde tabii ki pek çok başka belgeselin yanında geçen sene böyle filmlerine çok heyecan duyduğum insanlarla yan yana geldi film. O yüzden de aslında filmlerin bittikten sonraki süreçleri de kendi başına başka bir bağlam oluşturuyor. Bu da çok heyecan verici bir şey. Bazen bu olumsuz da bir şey olabilir. Bence bizim için son derece olumlu oldu. Yani çünkü bir böyle aslında bu konuşmayı da belki ateşleyen şeylerden biri Ruken'in de daha önceki senelerde olan filmi. Yani son yıllarda böyle pek çok film arka arkaya bizi heyecanlandırmaya başladı. Belki yani yine pek çoğumuz belgesel kurmaca konusunda da daha çok şey söyleyebiliriz sonra. Ah Güzel İstanbul özelinde de ben hani bir belgesel yapayım diye yola çıkmadım. Benim için zaten aslında hani içeriğin kendisi hangi forma ihtiyaç duyuyorsa hep oraya gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da Kömürcan'ın seyahatnamesini okuduktan sonra Cemal Kafadar aracılığıyla hani buradan nasıl bir anlatı kurabilirim diye düşünmeye başladım. Ve o kendi kendine yani zaten bir melez bir anlatı oldu. O anlamda yine bizi dinleyen öğrenci arkadaşlara belki onu söylemek mümkün. Yani böyle baştan kalıplaşmış ya da işte yerleşmiş işte film böyle yapılır, şöyle yapılır gibi şeyleri her zaman çok da dert etmemek gerekiyor bence. Birazcık hani filmin sizi nasıl bir yolculuğa davet ettiğini de anlamak gerekiyor. Çünkü özellikle bizim gibi hani işte 17. yüzyıldan kalmış bir seyyahın filmini yani yaptık biz. Dolayısıyla yapımcı aşamasından tutun gerçekten dağıtımına, festivaline hani hep birazcık böyle kenarda köşede niş kalıyor ve dolayısıyla hani siz filmi yaparken bütün süreçlere dair cevapları üretmeye çalışıyorsunuz. Böyle kabaca bir yapım sürecinden bahsetmiş olayım. Toplam 4 yılda bitti film. Buradaki dört yönetmenimizin aslında bambaşka tarzlarda filmler yapmış olması bizim için çok heyecan verici. Bambaşka süreçlerde, kimisi bir edebi metinden Zeynep Dadak gibi ilham alıp oradan kendisini bambaşka bir yolculuğa ve keşfettikçe ilerlediği bir yola sokuyor. Kimisi Ruken Tekeş gibi, Ayeter'de yaptığı gibi. Evet arkadaşlar, bugün ne çekiyoruz? Ben bugün bunu çekmek istiyorum deyip yollara düşüyor ve bir hikaye, bir öz, bir şey oluyor. Öyle değil mi Rukiye?
Hatta Kimisi ne çektiğimizi bilmeden çekmeye gidiyoruz. ne çektiğimizi bilmeden ve orada birdenbire gördüğü bir şey onun ilgisini çekip oradan başka bir şeye doğru gidebiliyor. Kimisi Mimar Olun yönetmeni Serdar Kökçeoğlu gibi belki sevdiği bir müzisyenden ilham alıp yola çıkarak arşive dalıp ondan sonra formuyla oynadığı, öyle değil mi Serdar? Bir tek ben konuşmuyorum olmayı. Ve daha Ya bu bugününe getirdiği arşivle günümüzü duygusal bir şekilde bir araya getirmeye çalışan belgesel yapıyor. Evet, yani bu iş etkilenmeden olmuyor. Şimdi burada olmak aslında şu anlamda benim için çok anlamlı. Muhtemelen bu güzel ekibin içinde en az film çeken benim. Yani hani Eter olmasaydı ya da yine Gürcan Kerteğin filmleri olmasaydı, Dadağan benim o çok sevdiğim kısa belgeseli olmasaydı ya da Deniz Tortum'un hala zaman zaman izliyorum geri dönüp kafamı kurcalayan işleri olmasaydı ve ben onlardan etkilenmeseydim belki böyle bir şey yapamazdım. Yani bir yandan İlhan Mimaroğlu'nun tabii müziğinden etkilendim. O müzik kadar radikal bir şey yapabilir miyim aradım ama hani yanımda çevremde birileri bir şeyler denediği için de ben de böyle bir şeyler yapmaya kendimi şey gördüm. Yani nasıl söyleyeyim kendime şans verdim diyeyim. Cesaret edebildim daha doğrusu. Dediğin gibi etkilenmek önemli burada. Ve de burada her şey neticede senin içinden çıkıyor. Kendi merakın, kendi ilgin ya da Deniz'in en son yaptığı maddenin hallerinde olduğu gibi belki babasının yıllarca çalıştığı hastaneye olan ilgisi, merakı orada doktorlar ne yapıyordan bambaşka bir yerlere giden, seneler süren bir çalışması var. Burada madem en son Deniz'de bitirdin, Deniz'e devam edeyim. Şunu demek istiyorum. Yani böyle kimse ya ben bir belgesel yapayım acaba ne yapsam diye ortaya çıkmıyor. Kafasına böyle bir ilgi, bir soru geliyor ve bir yerden bir ilham geliyor sanki öyle değil mi? Bir şey aklına da şey yapıyor ve sen bunun üstüne çalışmadan edemiyorsun. Senin için nasıl oldu bu Deniz? Dediğin gibi oldu. Ben de bir önce şeyi ekleyeyim aslında Engin. Yani Serdar deyince aklıma geldi. Gerçekten bu filmler yalnız bir şekilde yapılmıyor ve hani tek ya da işte belki çok küçük ekiple uğraşsak bile bunu izleyecek, sevecek ya da buna benzer işler yapan bir komünitenin varlığı çok önemli oluyor. Ben de çünkü Serdar deyince bu sahildeyi düşünmeye başladım ve herhalde 2012 miydi, 13 müydü Zeynep? Yani bu sahilde beni çok çok etkileyen bir filmdir ve onun üstüne böyle belgesel aklımı kurcalayan bir şeye dönmüştü ve gerçekten hani böyle bir Türkiye'ye dair öyle bir filmin olması çok çok ilham vericiydi. Neyse bunu deyip konuya dönersek yani aslında hani böyle insanın ilgisini cezbeden çok çok fazla şey oluyor ve en azından benim için öyle oluyor ve benim mesela şu an belki bir filme bir gün dönüşebilecek hali hazırda süre gelen 6 tane falan projem vardır. Hani bunların belki yarısı rafa kalkar ya da yarısı işte çekilmiş görüntüler olarak bir hard drive'da kalabilir. Ama bir kısmı kendini göstermeye, yaşamaya devam edip belki en sonunda bir film olarak nihayetine erebilir. Ve yani evet öyle aslında hani böyle ilgimi çeken şeylerin peşinden gitmeye çalışıyorum. Maddenin hallerinde de öyleydi. Bir hastane filmi yapmak istiyordum ama nasıl bir şey yapacağımı bilmiyordum. Ve işte 2015'in yazında çekmeye başladık ve bir ay boyunca ben aslında her gün hastaneye gidip çektim ve sonra Amerika'ya geldim. Burada işte yüksek lisans yapıyordum ve o görüntülerle hard diske geldiğimde açasım bile yoktu ve hani düşündüm belki buradan bir kısa film çıkar, belki o bile çıkmaz. Ben bunu hani rafa kaldırayım, başka şeyler de yapayım diye düşünürken sonra bir ay geçti, 2 ay geçti o görüntülere bakıp oradan böyle bir kurguyla bir şey içinden çıkınca hani orada gerçekten bir şey varmış demeye başladım ve sonraki 5 sene bunun peşinden koşarak geçti. Yani o yüzden aslında hani bu ilk çekimler ya da ilk bir şekilde böyle şey gibi etrafta duman çıkan yerler var her yerde ama hangisi yangına dönüşecek bilmiyorsunuz. O yüzden hepsinin bir peşine gidiyorsunuz ve bir yangına dönüşürse belki onun yanında kalıyorsunuz gibi. Yani gerçi çok Ah. biraz yanlış bir şey oldu ama ya da işte onu söndürmek için Kalıyorsun, çalışıyorum. ister Evet istemez ama kalıyorsun. yani
Ve yani hani aslında benim için tüm filmler biraz böyle oluyor. Böyle bir sürü duman var. Peşine gidip hangisi bir şeye dönüşebilir diye bakıyorum. Ve özellikle o ilk çekimlerden ya da ilk araştırma, ilk süreçten sonra bir şeye evrildiğini görüyorsam o zaman onunla daha fazla vakit geçirmeye başlıyorum. Ama kimi projelerde mesela 2 ay uğraşıyorum, sonra bir şeye dönüşmeyince o bir hard disk'e gidiyor belki ileriki. Peki o bir şeye dönüşmeyinceden kastın ona olan ilgini mi yitiriyorsun? Ya yok bundan bir şey olmaz mı diyorsun? Ya da ben bunda çok böyle keşfedecek daha fazla bir şey bulamıyorum gibi bir his mi geliyor? İkisi de olabiliyor. Zaten hani keşfedecek bir şey yoksa biraz ilgimi kaybediyorum. Bazen de hani o film belki yapılması için doğru zaman olmayabiliyor. Özellikle belgesel yaparken bazı şeylerin biraz daha beklemesi gerekebiliyor. Ya da bazı şeylerin önemi değil de hani o önem döngüsü geçmiş olabiliyor. Ve belki hani 5 sene sonra tekrardan daha alakalı bir konuya evrilecek bir şey oluyor. Yani o yüzden aslında bir şeyler çekip onları saklamak, sonrası için saklamak da bence iyi bir yöntem. Ve o yüzden de zaten biraz belgesel uzun sürüyor. Mesela Maddenin Hallerinde 2015'te çekmiştim ilk kez. 2016'da mesela 50 dakikalık bir kurgusu vardı filmin. Ve aslında hani onu bir ara böyle festivallere yollamayı düşünmüştüm. Ama sonra şey var yani, geçen sene baktığım, çektiğim görüntülerin şu an vardığı yerin en doğru yer olup olmadığını değerlendirecek yerde de hissetmedim. O yüzden de birazcık bazen vakit geçmesi gerekebiliyor çektiğimiz görüntülerle filmin bitme zamanı arasında. Yani aslında içinde böyle bir senin tatmin olman gerekiyor ilk önce filmin bittiğinden, öyle değil mi? Burada sevgili Rüken Tekeş, senin Eyter'i çektiğin zaman aslında çıktığın yol ile vardığın yol belki farklıydı. Öyle değil mi? Evet. Ve orada senin neyin tatmin? Ya o süreçte aslında senin neyin tatmin ettiğini de buldun biraz. Tam olarak böyle şey yapmak gerekirse. Biraz o süreçten bahsedebilir misin? Ve ilk önce bir filmin konseptinden bahsedebilir misin aslında? Tamam, ben önce ama daha önce başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Sinema okulu dediğimiz için açıklamak istiyorum. Sanırım burada sinema eğitimi almamış ve daha önce sette çalışmamış tek insan benim galiba. Dolayısıyla hani söyleyeceğim hiçbir şey yaşım itibariyle de bir birikim üzerine falan söyleniyor değil. Tamamen sinema benim için böyle bir hayatımın farklı bir yerinde bir çıkış noktası oldu ve açıkçası bunu yapacağımı da zannetmezken oldu. Çok zor bir süreç geçirdikten sonra oldu. Dolayısıyla benim için sinema en başta çok içgüdüsel bir şey. Ve benim yapmaya çalıştığım şeyde ya da sinemadaki arayışımda evet ben sinema yapmak istiyorumdan ziyade o benim için özel bir yolculuk. Kişisel bir yolculuk ve benim her zaman bir derdim var zaten ve ben o derdin üzerine sinema yapmak istiyorum. Ve bunu yaparken de açıkçası zaten bir eğitimim yok, zaten bir deneyimim yok. Dolayısıyla kalıplarım da yok, beni sınırlayan bir alanım da yok. Kendimi sonsuz özgür bırakabildiğim bir yerdeyim. Bu da Eter'e döndüğümüz noktada da deli işi dedi birçok insan. Yani ilk bu fikirle ortaya çıktığımda. Çünkü daha önce bir kısa kurmacam var biliyorsunuz. O da tamamen içgüdüslerle yapılmış. Dediğim gibi nasıl görmek istiyorsam, nasıl anlatmak istiyorsam öyle yaptım. Hiç kimseye hiçbir şeye takılmadığım bir kurmaca kısa filmimle başladı. Hember, Hever kadı. Evet, Hever'le. Ve çok kısa bir süre sonra yani Hever'k dünya premierini yapıp dağılmaya başladıktan çok kısa bir süre sonra zaten ben Hasan Keyif'le ilgili bir şey yapmak istediğimde çok nettim. Fakat ne yapmak istediğimi sorguladığım bir süreç oldu. Yani neden, ne yapmak istiyorum ben burayla? Hele de böyle yılların birikimi olmuş da işte sinemada duayen falan öyle birisi de değilim yani. Ama ne yapmak istiyorum? Benim için dediğim gibi sinema bir derdim var ve o dert üzerine gittiğim bir yolculuk olduğundan dolayı kendi yolculuğumu, kendim için neyin önemli olduğunu bulmam gerektiği bir süreç yaşadım. Ve orada da o süreçlere merak ettiğin için anlatıyorum bu kısmı. Benim kendime cevabım aslında ben orayı çekmek istiyorum çünkü bir şey kayboluyor ve kaybolan şey de benim orada yaşadığım hissin kendisi. Ben en çok buna üzülüyorum. Oranın
yerin kendisinde beni özel hissettiren, bana farklı farklı hissettiren birçok şey var ve sular altında kaldığı noktada belki de artık bunları hissetmeyeceğim. Belki de yine hissedeceğim ama belki de gerçekten hissedemeyeceğim ve bunu riske atmak istemiyorum. Ve ben bir yolculuğa çıkıp kaybetmeden önce o hisleri yakalamak, yeniden yakalamak istiyorum ve aslında çok limitli bir objeyle, o da kamera ve sesle, sadece iki duyuyla, halbuki beş duyuyla hissettiğim bir hissi iki duyuya hapsetmeye çalışmak istiyorum. Ve bunu en başta kendime, daha sonra da belki de bu hissi hiç yaşayamayacak insanlara yapmak istiyorum diye yolculuk buydu. Peki bu hissi, yani oranın verdiği, bana yaşattığı hissi, duyguyu, durumu, o ruhu nasıl hapsedeceğim görüntüyle ve sesle sorgusalı başladı tabii ki de. Bir eminim arkadaşlarımızın da bir sürü fikri olabilir ama benim için dediğim gibi yine hiçbir şey bilmeyen insan olarak çıktığım yolculukta hiçbir şeyi planlamadan yapmam gereken bir şey. Çünkü ben bir histen bahsediyorsam ve o hissi yakalamak istiyorsam ben bunu planlayamam. Onunla karşılaştığım an biliyorum zaten o duygunun ne olduğunu ve onunla karşılaştığım anda onu çektiğim noktada belki de kamera ve sesle onu bir şeye dönüştürebilirim. Dolayısıyla hiçbir plan olmadan, hiçbir program olmadan ki yeri de bu arada çok iyi bildiğim halde bir yolculuğa çıktık ekibimle birlikte. Bir dakika, bu yolculukta ama şöyle planlarım vardı. Yarın sabah 5'te dışarı çıkıyoruz arkadaşlar. Mesela. Tekneyle işte çok güzel bir şey söyledin. Benim her gün cevaplamam gereken tek bir soru vardı. Bir şoförümüz vardı. Sabah kaçta bizi alacak? Ve yani bir program olmadığı için adamın tek bir şey bilmesi lazım. 5'te mi geleceğim, 3'te mi geleceğim, 8'de mi, 9'da mı? Her akşam böyle bittiğimiz zaman ne olur yarın kaçta kalkıyoruz? Ben böyle durdum. 8 olsun falan ya, 5 olsun falan gibi. Bir tek onun cevabını verdim. Onun dışında arabaya binip böyle işte saat kaç dediysek işte böyle bu tarafa doğru gidelim. Hadi burada inelim böyle yürüyelim falan gibi bir süreçti. Sadece yani arkadaşlarım da paylaşımlarından dolayı onların adına da söylüyorum. Sadece benim için değil ekip arkadaşlarım için de çok değişik bir deneyim oldu. Ve en başından beri ekibime de söylediğim şey bunun sonucunda az önce Deniz'in anlattığı gibi belki de hiçbir şey çıkmayacak. Yani biz belki de gidip sadece bir şeyler çekeceğiz ve bunlar kütüphanede duracaklar. Ve beraber bir yere geldiğimizde çekimlere bakacağız. Bunu biliyoruz ve bu riski de alıyoruz diye çıktık zaten yola. Ama belki de gerçekten o hissettiğim şeyi ya da yani hissettiğim şeyi bir şekilde görüntüyle ve sesle yakalayıp seyirciyle de buluşturabileceğim bir şeye dönüşecek. Biz de bunu bilmeden yola çıktık ve uzun sürdü dediğim aslında çekim... İki hafta, yani 21 gün total bir çekim zamanımız var. İki ayrı. Diğer bir... arkadaşlarım aylarca çekim yapıp ne 21 gün mü dedi. Biraz öyle. Ya çünkü paramız yoktu, vaktimiz yoktu, izinlerimiz azdı. Zaten bölgede en son çekim izni olan biziz. Bizden sonra da kapatıldı. Yani böyle çok ucu ucuna yakaladık her şeyi. Hepimizin hikayesini anlattın. Teşekkür ediyoruz. Paramız yoktu. Şeyimiz. Evet öyleydi ama gerçekten tamam, bağımsız. Yani arkadaşlar da çok iyi bilirler o durumları. Pardon, araya hemen şunu eklemek istiyorum. Bir yandan da yani filmlerin uzun süre sürmesi aslında çok çekim günümüz vardı anlamına da gelmiyor ya. Belki onu da bir şey yapmak lazım. Yani aynen. Aslında buradaki ekibin büyük ihtimalle tamamı yani bunu kendi işte şartlarıyla bağımsız oradan 3 kuruş buldum buradan 5 kuruş buldum yaptığımız için sürekli bir dur kalk halinde yani ortaklaştığımız yer böyle bir yer. Hani işte ben mesela ışık devamlı tutturmaya çalışıyordum hani Mayıs'ta çekersem Ekim'i belki bilmem ne yaparım işte 3 gün orada güneş çıkarsa falan. Aslında mesela toplamda bizim de 24 gün falandı ama hani baktığımızda sanki 8 ay setteymişiz gibi falan bir... Görüntü oluyor. Bizim de öyle. İki ayrı dönemde gittik. Çünkü o dönemlerde paramız vardı. Ve ayrıca yani farklı mevsimlerde çekmek istiyorduk. Denk getirdiğimiz sürelerde oradaydık. Ama çekimler 21 gün sürse de bütün projenin yapım yani başından sonuna yani 2,5 yıl sürdü. Çıkışına kadar 2,5 yıl sürdü. En uzun tabii ki de şeyde kaldık. Yani hani bütün o çekim sonrası süreci çok daha uzun sürdü. Bu hepiniz için kurgu meselesine değinmek istiyorum çünkü hepinizin kurguda ne kadar çok vakit geçirdiğini biliyorum. Burada
Neyse evet, kurguya bilahare değinmek istiyorum. Ama neticede burada Rüken seni de notlarımda bir kelime var hepiniz için yazdım. İçgüdü. Rüken bunu direkt olarak burada söyleyerek benim planlarımı bozmuş olsa yok pardon. Aslında tam olarak noktasına vardı. Son olarak bu konuştuğumuz şey çerçevesinde Zeynep'e de bir şey sormak istiyorum. Yani bu başta konuştuk ama neticede Ah Güzel İstanbul'un ya da bu sahilenin burada yine senin kişisel bir yerinden yola çıktığını söyleyebiliyoruz, öyle değil mi? Yani mesela Ah Güzel İstanbul yani böyle 1700'lerde bir seyahatnameden uyarlanan bir şey. Ve bunun günümüzde birisine hitap etmesi, birisine ilham vermesi aslında bir şey. Ama burada seni şehirle, zamanla, daha birçok şeyle olan özel ilgin o seyahatname ve bugün arasında bir bağ kurma isteği yarattı. Yani aslında bunu sen yapmasan başka kimsenin yapmayacağı bir şey. Hepinizin belgeseli için öyle bu. Öyle değil mi? Evet, Ruken bundan, bu dert meselesinden bahsederken onu düşünüyordum. Yani birazcık zaten işte mesele yine sinema okulu çerçevesinde, hani başka yerlerde de ders veriyorum yıllardır. Hani hep söylediğim şeydir. Böyle tabii ki sinema okuyan öğrenciler şey hayal eder. Hani film bitmiş, böyle kırmızı halıda yürüyor yani. İlk kısa filminden böyle bir tür başarı anlatısı. Yani böyle film bilmem nerelere seçildi. Ama hani ya işte film yapmak, yani tabii ki hepimiz istiyoruz filmlerimiz görünsün, iyi festivallere gitsin, işte başka filmlerle dolaşsın falan. Ama yani toplamda yani özellikle bizim yaptığımız gibi filmler yapan, ki yani ben kurmacı da yapıyorum ama bizim anlattığımız meselelerin etrafında belki hani hayatta bir şeyleri dert eden insanlar yani zaten birazcık filmlerinde de aynı dertli süreçten geçiyorlar. Bu hem hani iyi anlamda hem kötü anlamda dertli olmak. Yani bir şey dert etmek zaten hani işte Ruki'nin filminin özelinde bir mekanın silinmesi, Serdar'ın filmin özelinde hani bir sanatçının, bir şey üreten bir insanın aslında hani süreçleri, bütün yalnızlığı ve hani belki kendisinde gördüğü yansıma. Deniz'in hani ailesinin zaten hani içinde olduğu, belki senelerce tanıklık ettiği şeye birden yeniden bakma arzusu. Bunun kendi hayatında ve kendi hani olduğu kişi üzerinde yarattığı etki. Benim aynı şekilde mekanların insanları nasıl dönüştürdüğüne dair takıntım. Hani o mekanlar değişirken, dönüşürken, kaybolurken bize ne oluyor sorusu. Aslında işte hani sanki evet, hani biz bu filmleri yapmazsak dünya sona ermez ama belki biz sona ereriz. Bilmiyorum. Böyle garip bir şeye dönüşüyor o. Ya her şeye rağmen onu anlatma arzusuna. Evet. Ve yani bence hani hepimizin yaptığı işlerde böyle bir ortaklık var. Ya benim için de evet, işte 17. yüzyılda İstanbul'u yürüyerek ya da işte şeyden, tekneden gezen bir adamın hani anlatısıyla nasıl bu kadar özdeşleşebildim? Neydi bu kitapta beni bu kadar hani cezbeden şey? Hani bunu saatlerce konuşabiliriz elbette ama hani işte bu içinde şeyi barındırıyor. Hani onun hikayesini kim dinlemiş? Kim dinlemek istemiş? Kimlere kırılmış? Kimlere gücenmiş? Kimlerden heyecan duymuş? Yani işte hani 17. yüzyılda da şehirle ilgili nasıl bir aslında kaybetme ilişkisi kurmuş? Hani bütün bu sorular aslında benim İstanbul'da yaşamaya devam edebilmemi sağlayan, yani onları aradığım cevap, benim şehrin içerisinde hayatta kalmamı sağlayan şeye dönüştü benim için. Dolayısıyla da yani işte filmin, evet yani bu çok geyik de olarak konuşulan bir şey ama bu süreç meselesi, özellikle bu tip belgesellerde altını çiziyorum, yapım süreci çok daha farklı ve kişisel olduğu için ve bağımsız ve özgür olduğu için aslında bence hani zaten hayatta bunları dert etmemiş insanların bu meselelerle, hani işte Ruken dediği gibi, yani delilik, niye uğraşasın ki zaten? Hani sonunda ne maddi tatmini var, ne işte manevi tatminini konuşabiliriz. O da 6 ay sonra bitiyor, hadi yeni baştan filan. Yani dolayısıyla
Ama çok tuhaf bir döngü bu ve o anlamda bence hepimiz işte zaten bu dertlerden biraz örüyoruz anlattığımız. Öyle değil mi? Yani Serdar, sana da baktığım zaman yine bu kişisel bağ meselesine gelirsek, Serdar da yıllarca elektronik müzik alanında kendisi de bir şeyler üreten, ama onun dışında yani hep yani bu senin asıl elektronik müzik hayatının merkezinde olan bir şey. Ve sen ondan sonra mimar oldun bir figürde. Bu kendi bağlantını yani evet, bu Zeynep'in dediği şeye getirmek istiyorum. Aslında ilk önce yani hepinizin bir kişisel bağı var. Çünkü burada bir şöyle bir şey yapacağım. Sevgili sinema okulu katılanları. Bir, ödül almak için yola çıkmıyoruz. Kesinlikle sıfır böyle bir motivasyon. Sıfır. Aklımızda bile olmuyor. Şunu yapar, şunu yapayım da bir kırmızı halıya gideyim gibi bir şey yok. Zaten öyle olan filmler kendilerini çok net gösteriyor Engin bence. Yani eminim arkadaşlarım da katılıyordur. O bambaşka bambaşka tatlı filmler oluyor. Sırf o düşünülerek yapılan filmler. Evet, olabiliyor ve onlarda da o şeyi görebiliyorsun. Yani iyi yanlarını görebiliyorsun. Çünkü bize mesela Altın Portakal'da bazen seçkide şöyle şeyler olabiliyor. Hangi kritere göre, yani evet çok güzel şey, yani çok özenerek çekilmiş belgeseller oluyor, görüyorsun. Ve her zaman illa kişisel bağ da aramıyoruz, yani öyle bir şey de yok hiçbir zaman. Ama bir kalbi, bir ruhu oluyor filmin ve onu seyrettiğinde zaten o filmin konusu ne olursa olsun, onunla birlikte gidebiliyorsan, onun dünyasına girebiliyorsan ve 2 saatini onunla birlikte geçirebiliyorsan, bu sadece konudan değil, onu yapan insanların da orada ruhu olduğu için oluyor. Evet, onun için sevdiğiniz, ilgi duyduğunuz, merak ettiğiniz insan varoluşu hakkında ve insanın dünyanın varoluşuna yaptıkları hakkında sizi cezbeden şeyler varsa, bunlar Şimdi belgesel için iyi bir konu, öyle değil mi? evet, bana böyle bir ufak hani pas verdiğin için şey yapmak istiyorum. Bu belgesel için de geçerli. Yani Türkiye'de belgesel yapımı her açıdan çok önemli. Yani sinema için de yapılıyor olabilir, televizyon için de yapılıyor olabilir. Bir şekilde hani belleksizliğin bu kadar hüküm sürdüğü bir coğrafyada aslında her türlü arşiv çalışması, araştırma çok değerli. Ona söyleyecek hiçbir söz yok. Ama aslında belgeselin de kişisel bir şey olduğunu, bir sanatçı bakışı ve ruh haliyle yapılabileceğini birazcık konuşmak, tartışmak gerekiyor. Ben de şimdi Zeynep Dadağan, Deniz Tortum'un yanında kendimi eğitimci diyemem ama 1-2 sene kadar bir özel üniversitede ders vermiştim ve ben film müziği dersi vermiştim. Benden ses dersi istediler. Ben de ses konusunda kafalarını karıştırabilirim ama pratik bir ders veremem ama film müziği vereyim diye böyle ikisinin arasını veren bir ders vermiştim. Dolayısıyla test filmlerinde uğraşıyordum birazcık. Son sınıftaki öğrencilerin filmleri. Çoğu kurmaca yapmak istiyordu. Yani bir ya da iki tane hatırlıyorum 2 yıl içinde tezini belgesel olarak vermek isteyen. Ve orada da ben şey diyordum, tabii ki bunu çok tartışıyordum. İşte kurmaca yapmak istiyorlardı ve onun sinema olduğuna inanıyorlar. Yani bir belgesel vermenin 4 yıllık bir eğitimin ardından böyle bir sinemada biz de varız demek olduğunu inanmıyorlardı. Ben de şey diyordum yani çok daha tehlikeli aslında bir tezi kurmacı olarak vermek. Çünkü çok böyle yoğun senaryoları çekmeye çalışıyorlar, bütçeleri yok, hiç oyuncu yönetimine dair fikirleri yok ama ünlü oyuncularla anlaşmaya çalışıyorlar falan. Belgeselin orada aslında çok daha güvenli olduğunu ve daha kalıcı bir iş olduğunu anlatmaya çalışıyordum ama onların da şeyle geliyorlardı yani önlerinde çok fazla bir kendilerini heyecanlandıran sinema yapma arzusu veren belgesel olmadığını söylüyorlardı ki neyse ki bu son yıllarda birazcık bozulmaya başladı. Yani hani Ruki'nin, Zeynep'in ve Deniz'in yaptığı belgeseller ki hani Eytan'ı, Metin'i ve birkaç kişiyi daha burada hani hepsini sayamayacağım koyduğumuz zaman aslında senin söylediğin şeye geleceğim. Yani belgeselin de bir Ruki'nin söylediği gibi kişisel meseleden yola çıkılarak yapılabildiğini ki benim mesela birazcık daha aslında kendi arşivcilikten geldiğimi her zaman hatırlayarak bir şey yapmak istiyorum. Bir şeylerin kaybolup gitmesi, bilinmemesini her zaman dert etmiş bir insan olarak yani aslında bir sanatçıdan çok bir arşivci şeyiyle yola çıktım. Arşivci sinemacı olarak kabul ettiğimi. Hani belgeselciliğin de farklı farklı şekillerde yapılabileceğine dair bir şeyleri
netleştirebildiğimiz noktada bence bizi dinleyen öğrenciler de eminim hani daha iyi anlayacaklardır. Belgesel de aslında bir sinema yapma şekli olarak daha da belirginleşecek diye söylüyorum. Onun kişisel tarafını bir sanatçı belgeseli de olabileceğini O zaman dördünüzün de bir şeyin kaybolmasına karşı bir endişe. Söz konusu Serda, sen bunu şimdi söyledin. Türkan sen bunu az önce söyledin. Zeynep'ciğim bunun senin için çok önemli olduğunu biliyorum. Hatta ya 30 sene sonra Ah Güzel İstanbul'u seyrettiğimiz zaman bile bu şehrin şu anki halinin kaybolmuş olacağını ve senin filminin aslında 350 yılı artık birbirine bağlıyor olacağını, sonra 400 yılı birbirine bunu konuştuk. Deniz, sen bu belgeselini o hastanenin kapanacağını öğrenmenle girdin. Yani bu hastane kapanacak, o zaman ben bunu bu bitmeden kaydedeyim. İşte, yani hepinizde böyle bir istek var öyle söyleyeyim mi? Ne diyorsun? Ben bir şey eklemek istiyorum. Demin Serdar'ın aynı zamanda Zeynep'in dediklerine de ek olarak. Yani belgesel ve kurmaca arasındaki farkı biraz şöyle düşünüyorum ben ki bu hani bilmiyorum öğrencilere de faydalı olabilir. Hani belgesel ve kurmaca farkını atsak tamamen öyle bir şey yok. Film var diyelim. Ve yani benim genelde ilgilendiğim şeyler film yaparken ya da dünyayla kurduğum iletişimde güncel olanla çok fazla bir şeyim var. Yani hem merakım hem derdim var. Yani 2021'de dünya nasıl bir yer? Ya da işte 21. yüzyılda dünya nasıl bir yer? Ve bu güncellik, çağdaşlık üzerine ve bunun üzerinden filmler yapmaya çalışıyorum aslında. Hani ilgilendiğim şeylerden mesela bir tanesi daha ziyade bilgisayar ve bilgisayar kültürü ve işte böyle bir şu an Zoom'da konuşuyoruz vesaire. Böyle bir dünyada yaşamanın gündelik deneyimi ne ya da hani şu an 1970'ten çok çok daha farklı yaşıyoruz. O yüzden hani 1970'te yapılmış filmi yapmanın zaten şu an nasıl bir anlamı olabilir bir şey. Bir de bir yandan da işte bu güncellik konusunda işte iklim krizi var, onun getirdiği bir sürü şey var. Aslında yani şu an önümüzde ve günlük hayatımızda düşündüğümüz çok çok fazla ve yaşadığımız, belki düşünmeden yaşadığımız çok fazla soru var. Ve bu güncel çağdaş deneyimi biz sinemayla nasıl yansıtabiliriz ve bunu gerçekten hani sinemanın özellikle 1900 artık 70'lere kadar çoğunluğu kurulmuş kurmaca sinemanın yapısı ve kodlarıyla bunu yapmak çok zor yani hani işte gerçekten öyle bir senaryo formunda ve işte shot counter shot işte birisi bir tane planla kurduk sonra yakın plana girdik falan yani zaten öyle bir şey yok hani biri bir yerden çıkıp bir yere girmiyor. Ben burada bir düğmeye basıyorum ve sizinle bir anda aynı odaya geliyorum. Ve bunun hani sinematik kodları nasıl olabilir? Ve çok yeni sinematik kodlara ihtiyacı var. Belgeselde en azından öyle bir özgürlük alanı var. Yani böyle bir gelenek olarak evet hani bir televizyon belgeselinin bir geleneği var ama bizim hiçbirimizin geldiği yer aslında televizyon belgeseli değil. Çok daha özgür, deneysel bir belgesel alanı. Ve aslında öyle bir alan tanıdığı için hani kurmaca sinemanın dayattığı tüm kodları ve aslında limitleri aşan bir tarafı var. O yüzden böyle bir kurmaca belgesel olarak düşünmeyip genel olarak sinema olarak yaklaşıp ve hem televizyon belgeselinin hem kurmaca belki daha mainstream kurmaca sinemanın da yaptığı kodları bir şekilde hani aklımızdan silerek film yapmakla ilgili bir şey var bence hepimizin filmlerinde ve tavrında. Buradan görünmez olmak, bu görünmezlik meselesi ne maddenin halleri kadar güzel bir örnek olabilir mi bilmiyorum. Sen yani o filmde hangi iksiri içtin ve görünmez oldun? biraz bu konuda bir
şey edersin. Çünkü orada çok önemli bir şey var. Özellikle seninki gibi filmlerde yani böyle yönetmenin kamerayı alıp haftalarca, aylarca ya da neyse belli bir zaman diliminde bir mekanda bulunması. Ama ben hiç senin kadar görünmez olanını görmedim. Yani bu kadar yapıp da nasıl oldu bu iş? Buradan gerçekten büyük bir ders var çünkü. Ya evet, orada şey çok ilginç. Ben mesela hiçbir zaman aslında filmde görünmez olduğumu düşünmüyordum. Ne çekerken ne kurgularken. Hatta filmi başkalarıyla özellikle sinemada ki birkaç kere izleme fırsatım oldu sadece. İzlerken filmin ilk yani muhtemelen ilk 50 dakikasında imama gelene kadar ben bayağı utanarak izliyorum filmi. Hani sanki şey sahnede şeyde ekranda ben varım ve kendimi izliyormuşum gibi. Ve yani hani belki o kameranın biraz bakışıyla ilgili ama ya o açıdan kameranın görünmez olduğunu düşünmüyorum. Hatta kameranın bayağı olaylara ve sahnelere de dahil olduğunu ve kameranın dahiliyetiyle tüm işte sağlık personelinin oradaki insanların bir yani bu sahneleri aslında canlandırdığını düşünüyorum. Ama orada yani filmdeki herkese filmin ya da bilmiyorum hani belki bir filmin açtığı bir alan var. Burada da yani bir demin dediğin görünmez olmaktan bahsedersek o aslında belki biraz şeyle ilgili. Yani öyle bir alan açma. Küçük bir ekip olmakla ilgili. Genellikle ben ya tek çekiyordum ya da bir arkadaşım daha oluyordu. En fazla iki kişi çekiyorduk. Ve olabildiğince de çok zaman geçirmeye çalışıyordum hastanede. Aynı zamanda da yani böyle bir onun getirdiği bir süreklilik oluyordu. Şeyi mesela eğer yani gerçekten çok görünmez olmak isteyen öğrenciler ya da filmciler varsa şey iyi bir tavsiyeydi benim için de. Yani kamera elindeyken ya da kamerayken kimsenin sorusuna cevap vermemek ya da kimseyle birebir iletişim kurmamak. Kamerayı indirdiğinde konuşmaya ve şey olmaya başladı. Psikoloji bayağı. Hem öyle hem de yani gerçekten bir orada film çekilirken kimse hani kameraya konuşmamaya alışıyor biraz gibi bir hal var ve onun da getirdiği belki bir görünmezlik ya da daha farklı bir şey var ama bir yandan da şöyle bir şey var. Kamerayla bir yere gittiğinizde zaten herkes olmasa bile çoğu kişi kameraya çıkmaya, filme çıkmaya çok istekli oluyor. İsteksiz olanlar da zaten ya kameradan çıkıyor ya da çok yanaşmıyor ortama ve istekli olan herkes de aslında kendi biraz mizansenini kurmaya da çok istekli oluyor. Yani filmdeki aslında sahnelerin çoğu oradaki insanlar tarafından biraz kurulup, aa kamera var tamam gel şuraya gidelim ya da bak şimdi nasıl bir şey yapacağım gel bunu da çek diyerek de yapılan şeyler. Bu yani bunun farkında olmak önemli ve buna belki alan tanımak ve hani insanlara aslında ne yapacaklarını söylemediğinizde ya da belli bir süre söylemediğinizde onlar size başka bir teklifle başka bir fikirle gelebiliyor. Bu da birazcık hani sabırla ilgili bir şey. Bir de bir yandan da hani böyle bir ne bileyim ortamda böyle bir garip bir kameraman olma hissi. Sine de okey olmakla ilgili. Çünkü o da zor bir şey. Yani gerçekten kamerayla bir yere gidiyorsunuz. Herkes size kim ya diye bakıyor falan. Yani o utanmanın ötesine geçmek de önemli biraz. Okey. Bunları çok burada gerçekten çok değerli bilgiler var. Özellikle senin gibi film, yani senin gibi dediğin gibi kamerayı kendi kullanarak belli bir süreci filme almak isteyen yönetmenler için. Ancak burada içgüdüyle ilgili de seninle konuşmak isteyeceğim bir şey olacak. Bu görünmezlik ve içgüdüyü birleştirecek. Öte yandan Ruken mesela sen de aynı şekilde eterde insanlarla kamera karşısında çok daha başka bir şekilde bir aradaydın öyle değil mi? Kamera karşısına koyduğun insanlar anlamında. Biraz önceki aslında konuyla da bağdaşıyor. Benim bir kuralım vardı. Deniz mi söyledi, Serdar mı söyledi hatırlamıyorum demişti. Bir kurallarınızı da koyabilirsiniz işte hiç çekmeyeceğim falan gibi. Benim bu filme dair bildiğim
birkaç şey vardı ya da birkaç kuralım vardı çekime gitmeden önce. Bunlardan bir tanesi de ben konuşan hiç kimseyi istemiyorum bu filmde. Çünkü bu filmdeki insan öğesi benim için önemli değil. Ben insan doğanın bir parçası olduğu kadar, ne kadar onu görüyorsam o kadar filmde görünecek ve konuşmasını da istemiyorum. Çünkü bir sürü sebebi var onda ama esas sebebi bütün duyuları açık olmak için, yani şu konuşma ve kelamı ortadan kaldırmak istiyordum açıkçası. O yüzden bir anlatıcı da yok, konuşan insan da yok vesaire. Fakat o kadar ilginç oldu ki karşıma iki kişi farklı zamanlarda çıktı ve ikisi de dilsiz ve sağırdı ve konuşuyorlardı. Yani vücut dilleriyle sesler çıkararak dertleri vardı, onların da anlatıyorlardı. Onlar da konuştu ama onlar da konuşan kafaydı ama farklıydılar. Yani aslında bir taraftan ben net ve net kameraya karşısına bakıp böyle konuşacak insan istemiyorum derken öyle bir şey önüme çıktı ki aslında bir taraftan istemediğim ama bir taraftan da inanılmaz doğru bir şeydi. Aslında her dilde konuşan belki. Aynen öyle. Herkesin anlayacağı. Çünkü kuralım oydu. Hani bunun evrensel dilde bir şey olması istiyorum. Dolayısıyla birisi çıkıp bir şeyler anlatmasın. Hissedelim sadeceyken. Çok şey hissettiren insanlardı. Bunu bir önceki konuşmaya ek olarak bir şey yapmak istedim. Eklemek istedim. Ve evet, yani insanla olan ilişkim de film boyunca dediğim gibi, yani ben orada bir yeri, bir yerin totalinde çekmeye gittim. Onun ruhunu çekmeye, onu hissetmeye gittim ve tabii ki insan da onun parçası ve insanlarla da karşılaştım. Yakinen uzaktan, çok uzaktan da çektim de onları. Ama Deniz'in dediği gibiydi benimki de. Yani orada aslında, yani hissettiğim şeyi çekerken de ben aslında vardım ve yoktum. Yani o insanlarla bir komünikasyon olmuyordu. Benim hiçbir şekilde bir zaten yönlendirmem yokken, yani bu filmde yönlendirme diye bir şey yok. Olanı çekmek üzerineydi. Dolayısıyla bir şeyden sonra belki siz çekerken, açıkçası ben film boyunca şimdi şeyi düşünüyorum. Hiç kimse yadırgamadı da. Yani o sizi de algılıyorlar herhalde. Sizin o enerjinizi de algılıyorlar. Ne yapmak istediğinizi de anlatmasanız da anlıyorlar. Dolayısıyla çok doğal bir şeye dönüştü. Yani hiçbir yönlendirme yapmadan çok doğru çekimler çıktı. Tam olması gereken şey, yani hissettiğim şeyi çekebildim. Burada sizin hepinize bir soru sormak istiyorum. Çok kısaca. Çünkü bu bize, yani gelen, şimdi okey, belgesel sinema, yani bu festivalleri gezebilen sinema olarak baktığımız zaman burada olmayan ya da çok az olan bir anlatım tarzı var ki o da amiyane tabirle konuşan kafalar dediğimiz şey, yani ki bu kesinlikle hiçbirimizin eminim hor görmediği ve gayet ne kadar, hani hangi kullanımlarda değerli olabileceğini bildiğimiz bir şey. Ancak festivaller ya da bu tip şeylerde çok daha az görünen bir yapı. Daha yeni, hatta Serdar da oradaydı Dokufest'te. Çok farklı anlatımlarda filmler de vardı ama böyle konuşan kafaların da olduğu şeyler gördük ve bazen bunların kombinasyonu da vardı. Yani çok hoş, çok başarılı şeyler çıkabiliyor. Ama bence burada tam olarak demek istediğim şey, işte bunun aslında hor görülmeyen yapılması gayet desteklenebilecek. Sadece nasıl kullanımlarda
Öyle. Anladınız ne demek istediğimi diye şey ediyorum. Ya ben bir seyirci olarak fikrimi söyleyeceğim. Yeni bir yönetmenim, yönetmen demiyorum kendime. Bir seyirci olarak ben açıkçası bir film seyrettiğimde, bu ben film, ikisi film, ikisi sinema, belgesel ve kurmacı olarak da ayırmayı da sevmiyorum. Bir film seyrettiğimde bana çok fazla bilgi veriliyorsa ve benim düşüncem ve hislerim yönlendiriliyorsa ben bundan çok zevk almıyorum. Bir yere kadar. Ya ben bir alan istiyorum kendime. Şöyle bir alan. Her şeyi bana söylemek zorunda değilsin. Ben bazı şeyleri kendim de tamamlayabilirim. Bırak bazı şeyleri ben istediğim, bana bunu zorlama gibi. Ve bence şu anda belki de sinemanın geldiği noktada ya da belgesel spesifiğinde konuşalım. İşte dünya sinemasında da çok farklı şeyler görüyoruz ve bu gördüğümüz şeylerin ortak noktalarından bir tanesi o. O farklı anlatım aslında bir şey doktrine etmiyor seyirciye. Sana o alanı veriyor belki de. Ve sen o alanda aslında özgürsün ve istediğin yöne gidiyorsun. Yine de belki de yönetmenin istediği tarafa zaten gideceksin. Ama sen de bir aktif katılımcı gibisin bir yerden de, bir taraftan da. Ama o televizyon belgeselci ya da sadece konuşulan, anlatılan belgeselcilikte yorucu olan o kısım. Belki bizi tembelleştiriyor seyirci olarak da. Yani bu televizyon seyretmek gibi bir şey. Hep arkada bir televizyon çalışır ya. Yani filmi seyrederken de öyle hissediyorsun bir noktadan sonra. Hep sana o bilgi veriliyor ve bir yöne yönlendiriliyorsun. O kadar hızlı, bilgi o kadar hızlı veriyor ki ara bile olmuyor bazen. O ester bile yok senin durup sorgulayıp analiz etmene. Yani bu ikisini kombine etmiş çok başarılı şeyler de var bu arada. Ama demek istediğim biraz çok böyle genişlettim olayı ama biraz alan vermek seyirciye ve aslında alanı verirken de seyirciyi belki de aktif bir katılımcı olarak filme almak farklı bir şey çıkarıyor. Farklı bir şeye dönüşüyor. Yani aslında çok yine böyle konuştuğumuz bir şey ama biraz tarihe bakmak lazım hep yani film tarihinin kendisine de bütün bunları konuşurken hani işte konvansiyonlar nasıl oluşuyor, bizim bugün çok yaygın olarak kullanıldığını düşündüğümüz şeyler hangi ihtiyaca cevap vermek için ortaya çıkmış filan. Hani o anlamda bence bol bol film seyretmek çok önemli. Çünkü mesela çok kısaca geri dönüp bakarsak hani sinema tarihinin başlangıcı dediğimiz şey işte trenin gara girişi aslında bir hani seyahatname. Ya da işte bugün bizim konuşan kafalar diye çok alıştığımız anlatım yöntemi hani sinemanın ilk yıllarında filmlerin başlarında küçük haber işte newsreel denilen haber bültenlerinin kullanılmasından gelen de bir alışkanlık. Yani bir ses bize aslında bilgi veriyor, haber veriyor gibi. Hani bizim bildiğimiz daha işte hani sokağa çıkan belki seyirciyle birebir ilişki kuran hani filmler daha böyle 1960'larda başka tür siyasi tartışmaların yoğunlaşmasıyla aslında o bilen üst sesin biraz daha ortadan kalkmasına yol açıyor gibi gibi. Yani o anlamda böyle bence film öğrencinin en keyifli kısmı kafan karıştığı her an hani dönüp kafası karışık başka insanların filmlerine bakabilirsin film tarihi boyunca. Ve neticede aslında konvansiyon dediğimiz şey işte sürekli üretildiğini gördüğümüz şeyinde hani birileri tarafından yazılmış bir kanun olmadığını, o anlamda da bütün bu durumlar ve formlar içerisinde serbestçe hareket edebileceğimizi de hani hatırlamış oluruz diye düşünüyorum. Yoksa işte yani kimse ortaya çıkıp işte belgesel böyle yapılır, kafaları konuşturursunuz işte ondan sonra bir üst sesle anlatır falan diye bir şey oluşmuyor. Yani bütün bu hani gelenek dediğimiz şeyin aslında hani hangi egemen sesin biraz buyruğu olarak ortaya çıktığına bakmak her zaman ilginç bir şey diye düşünüyorum. Çok güzel. Ben de evet. Bir şey ekleyeyim mi hemen? Küçük bir şey. Şimdi Ruke'nin söylediğini eklemek istiyorum da aslında yani tabii ki bu konuşan kafa meselesi önemli ama ondan daha önemli olan şey bir belgeseli yaratıcı kılan şey aslında izleyiciye bir düşünce alanı açabilmek. Yani bizim Türkiye'de özellikle televizyon belgeselleri dediğimiz o klasik formdaki aslında en büyük problem bilen bir kişi ben bunu biliyorum budur diye bize anlatıyor ve dikte ediyor ve budur diyor. Hiçbir düşünce alanı bırakmıyor. Aslında burada önemli olan bizim yaptığımız şeylerle birazcık mimar olduğunda onu yapmaya çalıştım. Bir olayı farklı açılardan anlatıp
bir düşünce alanı açmaya çalıştım. Yani bunu önemli gördüm. Benim için konuşan kafa kullanıp kullanmamaktan daha önemliydi ki ben de mesela aslında konuşan kafaları çektim. Yani bir evet, şey olarak, evet, tedbir olarak ondan sonra başka bir yerde kullanacağım şimdi bir arşiv sitesinde. Ama şöyle bir şey de var. Yani konuşan kafa olan filmin illa televizyon belgeseli olduğunu söyleyemeyiz. Yani orada da çok yaratıcı işler var. Mesela ben kendi adıma yani Martin Scorsese'nin Bob Dylan belgeselini çok beğeniyorum. Bolca konuşma var ama yani bir sanatçının bir kendi coğrafyasından nasıl etkilendiğini, onun üzerine nasıl bir edebiyat kurduğunu ki o edebiyat Nobel'le de ödüllendirildi sonra. Müthiş anlatıyor. Evet yani orada Bob Dylan'ın kafasını uzun uzun konuşuyor. Bazen sıkılıyorum da. Ama o bence yaratıcı bir belgesel. En azından bana bir düşünme alanı açıyor ondan sonra. Ama öteki tarafta hiç konuşa kafa kullanmayan bir film de aslında yaratıcılıktan çok uzak olabilir. Gene de yani öğrencilerimize belki şu söylenebilir. Farklı bir belgesel yapmaya çalışıyorsak yani bu düşünce alanı açma meselesiyle birlikte kendine birkaç kural koyabilirler. Yani ben konuşan kafa kullanmadan bunu yapabilir miyim? Farklı bir görsellik tasarlayabilir miyim? Buna paralel farklı bir işitsellik yapabilir miyim düşünmek. Ama hani olmuyorsa yani tabii ki kullanılabilir. Yani her türlü siz onu şey yapabilirsiniz. Yaratıcı kılabilirsiniz. I'm a composer. That's one suicide. I'm a contemporary composer. So that's two. I'm a composer of electronic music. That's three. And I compose political music. That's four. Four suicides, and I'm still living. The question is how. Thanks for not listening. I'm İlhan Mimaroğlu, and that's it. Kurgu sürecinde o filmi bulmak dediğimiz bir şey var. O filmi bulmak aslında ümitsizlikle el ele yürüyor gibi gelse de aslında onun orada olduğunu bilmekten mi çıkıyor sizce böyle bu şekilde yönlendirmek istedim. Yani şunu demek istiyorum. O filmin orada olmadığını bilseniz zaten uğraşmaz mıydınız? Yani ne kadar ümitsizliğe kapılıyorsunuz o süreçte? Ne kadar kendinizden eminsiniz? Serdar, senin filmin sadece yani kurgu süreci orada bir de Mimaroğlu'ndan bahsediyorum. Bir müzik şeyi var. Yani orada müziği o kadar hissiyata göre kullanıyorsun ki yani tamamen kurgu aslında ve senin de yani tamamen kurgudan kastım şu. Her şeyi kafanda kurman gerekiyor. Hani ben daha çok evet müziğe duyduğum tutku ve İlhan Mimaroğlu'nun arşivine erişme arzusu, o arşivi toparlama ve onun hikayesini anlatma. Biraz önce mesela kim demişti hatırlamıyorum. Belgeselde bir hikaye anlatma sanatı sonuçta. Yani evet gerçeklerle dirsek teması içinde. Oradan yola çıktığımda öncelikli vazifem yani bir müzisyeni belgeselleştirirken o müziğin birazcık karşılığını aramak. Mesela konuşan kafaları evet karşı değiliz ama benim filmimde olmazdı. Çünkü ben bir atmosfer yaratmak istiyordum. Yani ilk dakikadan son dakikaya kadar aslında bir dünyanın içine almak ve bittiğinde de oradan ayrılmak üzerine bir şey kurguladım da orada birisinin birden böyle bir konuşması falan şey olabilirdi. Müzik konusunda şunu söyleyeceğim son olarak. Aslında Mimaroğlu'da işitsellik bence görsellikten bir tık önde. Bunu kurgucu Eytan İpeker'le birlikte tasarladık. O da neyse ki çok müziği seven bir kurgucuydu. Benim çok büyük şansımdı. Mesela Mimaroğlu'nun önce bir ses şeridini kurguladık. Yani röportajlar aktı, müzikleri koyduk falan. Bir podcast gibi kurguladık yani ve çalışıyor mu çalışıyor. Bu bize şöyle bir özgürlük verdi. Hikayemizi anlattık mı galiba anlatmadık, fena olmadı dedikten sonra görüntüler üzerinde oynamaya başladık. Tersini yapsaydık, görüntü kurgusu üzerinden gitseydik ne görüntü çok o kadar uçarı olabilirdi ne de ses kurgusu o kadar şey olabilirdi, temiz ilerlerdi. Dolayısıyla evet hani hep sinema görsel işitsel bir sanat deriz ama pek çok sinemacı özellikle bizde maalesef işin işitsellik tarafıyla çok uğraşmazlar. Yani ne müzikle ne ses tasarımıyla falan. Bizde öyle bir şeyden geldi. Benim belki minör müzisyenliğim ve müziğe duyduğum tutku birazcık sinema yapmaya geçtiğimde de yani
işe müzik kapısından girmemi sağlamış olabilir, işitsellik kapısından girmemi sağlamış olabilir. Bunun da hoş bir şey olduğuna inanıyorum. Yani belki hani öğrencilerimize de onu söyleyebiliriz. Bir senaryo yazarken de işin ses tarafını düşünebilirsiniz. Bir belgeseli de önce işitsellikten yola çıkarak tasarlayabilirsiniz. Bir de hemen son olarak ufacık bir şey ekleyeceğim. Şimdi görüntü de öyle bir yere geldik ya. Mesela biraz önce şey dedik, yani iPhone müthiş görüntü alabiliyor. Ozmalar müthiş görüntü alabiliyor. Hepsi 4K çekiyor. İnanılmaz sonuçlar alabiliyor. Yani artık kötü görüntü almak çok zor. Yani kötü görüntü isteyerek alabilmeliyiz. Yani ben istiyorum şimdi. Çok eski video 8 görüntülerle uğraşıyorum yeni projemde. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Yani böyle artık belli belirsiz. Yani 2000'lerin başında çekilmiş falan filan. Şimdi ister istemez zaten her şeyi iyi almak zorundayız. İşitsellik daha fazla öne çıkıyormuş gibi geliyor bana. Yani o zaman aslında filmin atmosferini kendini gösterebileceği yer görsellikten çok işitsellik olmaya başlıyor. Yani işin müziğine daha fazla kafa yormalı. Ses tasarımına ve diğer elementlerine. Yani dolayısıyla evet, hani ben birazcık o işin işitsellik tarafına kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum. Hep öğrencilerime de söylüyordum. Hani şimdi de söyleyeyim. Sinema görsel işitsel bir sanatsa yani büyük ustalar hep büyük görüntücülerden çıkar. Hani hiç kimse için biz iyi bir ses tasarımcısı, iyi bir ses şeyi demeyiz böyle. Hani aslında mesela David Lynch aslında aynı zamanda müthiş sese kafa yoran bir insan. O müzik yüzden yapar. David Lynch evet. Müzik de yapar. Ya inanılmaz bir ses tasarımı var. Yani sahne içinde sesler o kadar değişiyor ki mesela. Yani çok kolay bizim bilinçaltımızda neyin uyanıp neyin uyanmayacağını ayarlıyor. O yüzden David Lynch etkileyici bir yönetmen. Kurguyla ilgili konuştuğumuz zaman sen aslında burada çok güzel söylediğin bir şey var. Bunu ilk önce kurgulayıp daha sonra ses dünyasını ya buna bambaşka türlü bir yerden de bakabilirsiniz. Hiçbir şeyin bir tane yazılmış kural kitabı gibi bir şey yok. Biz burada böyle yaptık çünkü bu filmin hissiyatına bu uyuyordu. Evet. Özür dileyerek şimdi senden aynı şekilde aynı kurgucu olduğu için Zeynep Eytan'la siz nasıl çalıştınız? Bir, ikincisi senin için de ses tasarımının çok önemli olduğunu biliyorum. Tabii ki hepimiz için önemli ama bazı anlatılarda gerçekten o ses çok daha başka bir şey yaratmaya, daha başka bir katkı sağlamaya yarıyor. Sizin evet. Kurgu süreciniz nasıl geçti? Hangi ümitsiz aşamalarda? Yani Serdar aslında benim söyleyeceğim şeylere de yakın şeyler söyledi. Yani hatta notlarımda da vardı, yine mutlaka söyleyelim diyeceğim. Aslında az önce konuştuğumuz işte üst ses, anlatıcı ses, konuşan kafalar falan dediğimiz mesele de sanırım temel mesele sesle görüntüyü aynı şeymiş gibi hayal etmek. Hani yaratıcılığın azaldığı yer orası zaten. Yani ses görüntüyü açıklayan bir şey olmak zorunda değil. Yani ses ve görüntü bantları iki bağımsız şeyler ve tam da birbirleriyle işte zaman zaman örtüşmeleri, zaman zaman ayrışmaları çok heyecan verici bir şey. Dolayısıyla benim için de, ya ben senaryo yazarken de mesela diyaloğu en son yazıyorsam o anda o sahnede mesela dışarıdan gelen yaprağın sesini ilk önce yazarım. Yani mutlaka önce mekanın sesini duymam gerekir ışığından ya da hani o sahnede kimden olduğunu bile hayal etmeden önce. Nasıl bir ses dünyası var diye hayal etmeye çalışırım. Ah Güzel İstanbul'da da yani göze görünmeyenle ilgili bir film yapıyorsan zaten peki görünmüyorsa başka hangi duyularla algılıyoruz? Biraz Ruki'nin de bahsettiği şey gibi, yani görmenin aslında böyle bir tür üstünlüğünü bir kenara bırakırsak başka yani neler duyuyoruz, neler hissediyoruz? Yani bütün bu sorulara bir cevap aradığımızda neler çıkıyor karşımıza? Ki yine ilk aşamada konuştuğum insan her zaman müzisyendir ve ses tasarımcıdır. Mesela işte duvarın arkasını göremiyorsam duvarın arkasından ne ses gelmesini istediğimi hayal ederim her zaman önce. Belgesel yaparken o mekana giderim, mekanın seslerini toplarım. Ve sonra yine hani bir başka şey öğrenciler için illa orada duyduğumuz sesleri kullanmak zorunda da değiliz. Yani o bir yaratıcı olarak bize bir şey hayal ettirir. Ama mesela siz üstüne bir de işte ne bileyim işte at arabasıyla karpuz satan adam sesi eklersiniz. Ve birdenbire bir dakika hangi yıldayız sorusunu sorduruverir o ses size gibi. Yani bütün bu gerçeklikle sizin hayal gücünüz arasındaki
alan o kadar büyük ki ses kuşağında, yani görüntü zaten nedir ki falan diye düşünmeye başlıyor insan. Hani zaten definition manyağı olmuşuz Serdar'ın dediği gibi, 12K'larla sivilcelerimizin içinde ne varı falan görebiliyoruz yani denizin kamerasına ihtiyaç kalmadan. Dolayısıyla da yani ses çok heyecan verici bir alan. Kurgu meselesine dönersek de ben de Eytan İpeker'le çalıştım. Daha önce Çiçek Kahraman'la çalıştım. Merve Kayan'la çalıştım. En son Doruk Kaya'yla bir dizi yaptım. Yani çok farklı, çok yetenekli kurgucularla çalıştım. Ve mesela yani sesi konuşarak ve sesi kurgulayarak başladığınız sahneler ve durumlar her zaman daha çok heyecan verici sonuçlar veriyor. Belgesel durumunda ise tabii ki işte yine paramız yok meselesini duymak istiyorsun Engin, biliyorum. Hemen oraya hızlıca geleyim. Evet, yani gönül ister ki gerçekten 5 ay kurgu yapalım ama neticede eğer yani sürekli kendiniz bilgisayar başında kurgu yapmıyorsanız, ki aslında hepimiz kurgu da yapıyoruz burada ama bir noktada da hani bir uzun metrajı başkasına teslim etmek de bence çok önemli bir şey. Mesela Serdar'ın da benim de filmlerimde Eytan'ın katkısı bir kurgucunun çok ötesinde bir ortaklığa denk düşüyor bence. Kafanızı açıyor, sormayacağınız sorular sorduruyor yani hani o anlamda, ama işte yine de siz bir kurgucu belirli bir haftada aslında karşılayabildiğiniz için maddi olarak hani biraz böyle kurgu masasına, ya elimde sonsuz malzeme var bunlardan ne çıkaracağım, kurguda toplarız geyiğiyle değil de yani birazcık da olsa kafanızda nasıl bir şey hayal ettiğinize dair bir fikirle gitmek çok önemli. Yani farklı farklı da ekollerden gelsek. Ya ben mesela biraz daha hani kurguya oturmadan bir senaryo oluşturmuş oluyorum belgesel yaparken de. Dolayısıyla yani özellikle belgeselde sonsuz bir oyun alanı tabii. Burada Rökel'cim senin de çok değişik bir kurgu sürecin var. Deniz'in de öyle. Deniz, Sercan Sezgin'le birlikte yaptığınız kurguyu Yazın adlı çok güzel bir kısa belgesel karışımı bir kısası olan Sercan ondan önce Nubu diye bir belgesel yaptı. Sizin de kurgunuz yani asırlar mı sürdü ama yıllar sürdü en azından. Ve git gel ve zannediyorum yan yana oturmadan, değil mi? Yok ki çok yani belki birkaç gün oturduk ama ya bir yandan her filmin aslında farklı bir kurgusu oluyor. Şimdi maddenin hallerini düşününce ben bir yandan şeyi de çok severim. Kendim kurgu yapmayı, kendim başına oturmayı ve hani her Her filmde yönetmen muhakkak yani sever. bir kurgucuyla çalışırken de zaten mesela Sercan'la beraber çalışırken Sercan bana bir premier dosyası atınca hani not yazmak yerine direkt timeline üstünde değişiklikler yapıp geri yollamayı daha fazla seviyorum ve bunlara ben hep böyle bir mektuplaşma olarak da biraz bakıyordum ve mesela Sercan'la biz gerçekten kurgu üstünden aylarca mektuplaşıyoruz ve her mektupta bir sinematik fikir var, bir Romansa ayrı bir bakar mısınız? Harika değil mi? Yani yani çok sinema çok anlatır romansı böyle resmen. Heyecan yaratıyor çünkü. zevkli. Bu şey gibi Björk'le Arkan'ın albüm yapmış ve birbirlerine müzik gönderiyorlar ama böyle hepsi böyle bir aşk şeyi aslında. Hani çünkü bu ortak bir tutku bir anlamda. Öyle ve yani böyle hani gerçekten film bittiğinde en çok özlediğim şeylerden biriydi o böyle o mektuplaşma ve oradan çıkan fikirler, arkadaşlık şeyler Değil filan mi? çok çok güzeldi. Ama bir yandan da hani kurgunun şeyi de var. Ben de Zeynep'e şeyde çok katılıyorum. Özellikle uzun metraj yaparken başka bir kurgucuyla çalışmak çok çok önemli. Çünkü hani bir yönetmenin içinden çıkması çok zor olabiliyor bazen. En azından benim için. Çünkü böyle bir kurgu yapma hali hasta olmak gibi bir şey biraz. Gerçekten böyle bilgisayar başında günlerce işte saatlerce kalarak ve yani o bir şekilde de sürekli bir yere toslayarak ve iyileşemeyerek hani film ortaya çıktıkça yapısını buldukça aslında iyileşiyor gibi oluyorsunuz. Ama her zaman da bulamıyor. O yüzden hasta da kalabiliyorsunuz falan. O yüzden böyle bazen bir doktorun gelmesi gerekiyor. Yani çoğunlukla en azından benim için. Bir de son aslında kurguyu yaparken bir Sercan'la yine yaptığımız kurgusu kısa bir film var.
Orada da şeyi düşünüyordum. Yani bayağı böyle bir film yapmak, kurgu yapmak, büyü yapmak gibi bir şey. Ve yani tam bir yolu yok. Nasıl yapacağınızın da bir formülü yok. Ve sürekli uğraşıyorsunuz. Sürekli bir şey veriyorsunuz. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Ya da işte yani olması için bazen yıllarca bekliyorsunuz. O yüzden de yani böyle bir garip bir tarafı var. Yani hastalık gibi böyle bir mistik taraf gibi kurgunun çok sevdiğim bir yanı var. Belki son daha böyle bir pratik bir şey ekleyeyim maddenin halleri konusunda. Mesela Zeynep daha senaryo üstünden çalıştığını söylemişti. Ben de birazcık daha gerçekten o kurgu masasının getirdiği bir şeyle maddenin halleri çıkmaya başlamıştı. Çünkü bu hani ilk çektiğimiz görüntülerle ne yapabiliriz diye bakarken ilk başta Sercan'la çalışmaya başlamadan önce bir kaba kurgusunu ben yapmıştım. İlk önce bir fragman yapmıştım. 2,5 dakikalık ve o fragmandan gerçekten filmin böyle bir dikişlerle bağlanan bir yapısı olabileceğini keşfetmiştim. Yani gerçekten hani farklı mekanlar, farklı sahneler birbirine dikilebiliyor ve öyle bir alan tanıyor bu görüntüler. Ve o fragmandan aslında böyle bir 30-40 dakikalık bir kaba kurgu ve oradan yapısı çıktı ve onun üstüne Sercan'la çalışmaya başlayarak, mektuplaşarak, fikirlerle, şeylerle bunu geliştirdik. Ama yani hani gerçekten böyle bir kurgu yaparken de bunun bir metodu yok. Hani sahne sahne kurgulamaya da gerek yok. Bazen belki filme hiç başlamadan fragmanını yapıp oradan gelen fikirlerle bile ilerlenebiliyor. Neticede hepiniz kurgucularla birlikte çalıştınız. Rüken sen de öyle. Kurgucularla birlikte çalıştınız da illa ama kurgusunu birlikte yaptınız demek istiyorum. Ama burada hiç şöyle bir şey yok değil mi? Çekil sen yapamıyorsun ben yaparım gibi bir şey değil. Ya şöyle bir şey oldu ama ben de bir şey oldu. Ben bunu neden Rüken Tekeş'e gelince böyle söyledim zaten diye. Biliyor musun yoksa hikaye biliyorsun galiba. Ya evet biraz öyle bir şey oldu şöyle oldu ama ya ben tamamen bir tabii ki de bir kurgucuyla beraber çalışmak istiyordum. Benim hikayemde de filmin son günü son şeyler çektim ve ben film bitti dedim. Ya hakikaten film bitti. Burada film var ve ekibe de anons ettim. Hiç korkmayın bu böyle kütüphanede kalacak bir şey olmayacak. Bu film bitti. Yani kendini bitirdi. Sadece bu işi masada çözmem lazım diyerek geldim ve iki kurgucuyla, farklı kurgucuyla, farklı zamanlarda arka arkaya denemelerim oldu. İkisinde de biraz öyle oldu. Yani sen çekil tamam ben yapacağım gibi de oldu. Çünkü şeyi fark ettim yani siz eğer aynı şeyde değilseniz, aynı dalgada değilseniz, aynı şeyler hisle bakmıyorsanız, aynı duygularla yaklaşmıyorsunuz ki benim filmimde Zeynep'in, Serdar'ın, Deniz'inkinden farklı olarak bir hikaye, bildiğimiz klasik bir hikaye yok zaten. Yani bir sürü fragmentlardan oluşan bir çekimler silsilesi var. Ve bunu bir araya getirmek ve seyirciyle paylaşabilir bir hale getirmek de kurgucuyla gerçekten aynı şeyi görüp aynı şeyi hissediyor olmamız lazım. Ya da en azından benim kafamdakini daha iyi anlamış olması lazım. İki tanesiyle olmadı maalesef ve o böyle bana bayağı bir vakit kaybettirdi. Ve sonra dedim ki evet bunu benim yapmam lazım. Yani çok abstrak bir şey anlatıyorum. Aynı yerden görmüyoruz. Otur sen yap kızım dedim kendime. Aslında bunu senin yapman gerekiyordu belki de. Evet, bence de öyle. Oraya geldim ama bayağı bir vakit geçti. Bir süre geçti bunun için. Ve fakat masaya oturmadan önce de şey dedim. Tamam benim kendi başıma cevaplamam gereken bir şey var. Yani kurgucusuz cevaplamam gereken. Film burada. Bunun bir dili var. Biliyorum. Ama o dili bulmam lazım. Ya o bir dili bulduğum anda çok hızlı akacak hepsi zaten. Diye onunla çok vaktim geçti. Onu düşünerek, onu bulmaya çalışarak ve masanın üzerinde bir şeye bakmadım. Hiçbir görüntüye bakmadım bunun içinde. Tamamen böyle zihinsel, içsel bir şeydi. Ve bunu bulduğum an itibariyle her şey değişti zaten. Yani oturup bayağı 3 günde montajını yaptım, kaba montajını ve dedim evet kaba montajını ben yaptım şu an itibariyle ama çok basit bir şey buldum zaten. Yani olanı basit bir şey görmüyordum. O da bizim çekimlerimiz. 21 gün bütün bu hikayede aslında ben gördüğümü kaydettiğim gibi o sıralamada, o zamanlamada, o günde ve kamera şeyini bile, planları bile yerlerini değiştirmeden
dizdiğim anda ve bunu seyirciyle paylaştığım anda aslında onlar da benim yaşadığım yolculuğu birebir yaşıyor olacaklar. Zaten amaç bu değil mi? Ben bu süreçte bir sürü duygu yaşadım ve benim yaşadığım sıralamada neden yaşamasın ki seyirci zaten? Aslında çok en basit, en düz haliyle hepsini birbirinin arkasına koyarak ve tabii ki de o zaman bayağı uzun bir şey olurdu. Aradan atarak, keserek vesaire kabasını yani çok kısa bir sürede yani böyle 3 gün, 4 gün falan gibi bir şeyle yaptım. Ama tabii ki de bir kurgucuyla beraber çalışmak istiyorum. Çünkü başka bir göze ihtiyacım var. Başka birisiyle yapmak ve çalışmak bence çok da şey katıyor filme. Arkadaşlarımızın da söylediği gibi. Ve paramız da yok tabii. Şimdi orada hani paralardan da bahsettik. Para kısmı da işin içinde. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu kurguya ilk başladım, iki kurucuyla olamadı falan filan. Bütün bu süreçte sesle çalışıyoruz. Yani iki şey paralel başlatmıştım ben. Yani biraz böyle farklı bir yol izlemek istedim. Ses tasarımını görüntü olmadan, ses olmadan da görüntüyü çalışmak. İkisini birbirinden ayırıp bağımsız, özgür çalışmak ve sonra bunları bir araya getirmek üzerine bir çalışma metodu kurguladım kendime. Çünkü şeyde olmak istemedim. Yani bir duygu var ve o duyguyu o gördüğümüz görüntüden dolayı böyle bir sound olsundan ziyade o duygunun bir soundu var zaten ve biz o soundu görüntüsüz çıkaralım, sonra görüntüyle birleştirelim. Yani aslında Serdar'ın dediğine biraz çok inanmıştım ona. Yani ses kendi başına o kadar güçlü bir şey ki ben bir filmi belki de simsiyah hiçbir şey görmeden sadece sesle de seyredebilirim. Eğer o doğru melodilerle doğru tempoda doğru şekilde bana veriliyorsa. Yani ben filmimi gözüm kapalı sadece sesle de seyredebilip ne hissedeceğim acaba? Ya da sesi komple kapatıp sadece görüntüye bakıp ne hissedeceğimi iki ayrı çalışmayı bölerek yaptım. Dolayısıyla kendi ilk kurgumu yaparken de bütün sesler kapalıydı. Hiçbir şekilde ses yoktu. O şekilde ilk kurgu yapıldı. Ve aslında bitene kadar da ses yoktu. Yani ben artık evet görüntüsel olarak çok da fazla bir şey oynamayacağım dediğim noktaya kadar sesleri hiç açmadık da. İşte o noktada paramız da yok falan filan zaten. Ama işte bütün hepimizin ortak hikayesi herhalde. Bizim gibi filme heyecanlanan, onda bir şeyler tetikleyen, onlarda da içsel bir şeyi yani içgüdüsel olarak yapma isteğini ve paranın ötesinde çalışma isteği doğuran insanlar her zaman karşımıza çıkıyor ki öyle filmlerimizi bitirebiliyoruz. En azından benim için. Son olarak bunları yapmaya başlamak bir cesaret istiyor. Herkes için. Hiçbir zaman yani aslında tabii ki başladığımız zaman bize göre altın palmiyeler çoktan bizim falan yani ama girdiğimiz zaman hiç gerçeğin öyle olmadığını görüyoruz. Ancak bu kimse yine de cesaretini kırmamalı. Yani çok çok teşekkür ediyorum hepinize gerçekten. O kadar içgörü verdiniz ki bize ve son derece kalpten konuştunuz hepiniz. Çok çok teşekkür ediyorum.